Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 12 Haziran Pazar Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Adana'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Altılı Gayamız 3. koşuna itibaren start alacak. Mutlu bir pazar, mutlu bir hafta sonu geçmeniz dileğiyle tüm yarış severlere Bol şanslar diliyorum. Evet videolara geçmeden önce sevgili dostlar birkaç bir şey bahs bahsedeceğim. Ee, bana da e, zerzenişte bulunan çok arkadaşlarımız oldu. Benim için değil TJK için seslenen arkadaşlarım. Abi sesimiz ol diye. Gerçekten ben de bunu e, dile getirmek durumundayım. Gerçekten ben de çok çok rahatsızım. E, ben de buradan seslenmek istiyorum. İnşallah sesimizi duyar. değişik bir kararla yani değişik bir sisteme geçerler inşallah. Yani şöyle söyleyeceğim Ankara koşullarına geçelim sevgili dostlar. Ben birinci altılı Ganyan'ı yorumlamadım. Ama birinci altılı Ganyan'da yarışlarımız biliyorsunuz çimde başladı. Devam etti, devam etti. Birinci ayak, ikinci ayak, 3. ayak doğru tahmin yapıp dördüncü ayak ikinci altılı Ganyan'ımızın başlangıç ayına gelince birdenbire yarışlar kuma alındı sevgili dostlar. Yani böyle bir saçmalık yok, böyle bir düzen yok, böyle bir seçenek yok. Milletin cebindeki paraya yine elinizi soktunuz ve de soygun yaptınız. Yazıklar olsun diyorum bu sistemin bir an önce değişmesi lazım. Arkadaşlar dördüncü koşuda iki nolu Baltazar'ı adam 2 milyonluk yani 2000 TL'li kupon yapmış tek başına bırakmış. Geri kalan koşulara sonu kalan iki koşusunu haşhaş yapmış. Altılısını bekliyor. Ve de iki nolu safkanımız yarıştan çıkıyor. Değişik bir safkan geliyor. Yani böyle bir soygun yoktur arkadaşlar. Bakacaksınız TCK'ya buradan sesleniyorum. Bakacaksınız kimlerin kuponları var. Adam çim yarışlı tek atıyor. Birinci altılgayenin devam ediyor. Ve de kuma alıyorsunuz. Ondan sonra Adamın 2000 TL'si, 1000 TL'si, 100 TL'si fark etmez. Bütçe ister büyük olsun isterse 5 TL'lik oynasın. Paranın ufa büyüğü yok. Yani böyle saçma düzen. Abi bir hırsızlık var burada. Bir düzensizlik var. Gerçekten yazık diyorum. İnşallah burada birileri sesimizi duyar. Böyle bir şey varsa kardeşim yarışı adam tek attıysa Çıkartacaksın parasını geri iade edeceksin. Sistemin değişmesi lazım. Böyle her seferinde lanet okulan çok arkadaşımız var. Ben de aynı şekilde sizlere sistem ediyorum. Herkesin sesi olmaya çalışıyorum. İnşallah bunu başka yorumcu arkadaşlarımız da dile getirir. Ve de sistemin bir an önce değişmesi lazım arkadaşlar. Bir de yarışı kuma alıyorsunuz. Verin abi 45 dakika veya 1 saat bir ara verin. Herkes kuponunu yapmış. Değiştirsin. Koştur koştur. Ganyan bayilerinde sıraya giriyorlar. Abi kuponumu iptal et bu atlar. Yani adamlara bir çalışma seçeneği sunun. Çimci atları yazmışlar. Çıkarsınlar. Kumcu atları yazsınlar. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir saçmalık. Böyle bir düzen yok. Arkadaşlar. Bir değiştirin abi bu sistemi. Arkadaşların paralarını iade edin. Mağdur durumda bırakmayın. Ondan sonra kupon bedellerini yükseltiyorsunuz. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Bunu hiç kimse dile getirmiyor mu ya? Bir de televizyona çıkıyorsunuz. Şu at gelir, bu at gelir, bilmem ne olur. Yapmayın bunu ya. Verdiğiniz şablonu acaba kendiniz oynuyorsunuz mu? Ya bir televizyondan dile getirin ya. Bir şeyleri bir... Ya bir seçenek sunun. Bir şeyler olsun. Yazık günah ya bunca yarış severlere. Resmen bir hırsızlıktır yani bu. Resmen bir gerçekten yani. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Yani bir şey getirmeniz lazım. Verin abi 45 dakika bir saat ara verin. Yarışlar kuma alınmıştır arkadaşlar. Burada iki nolu safkanımızı tek atan arkadaşların paraları iade olacaktır deyin. Herkes paralarını iade alsın. Ondan sonra ikinci altılı Ganyan'ı kumcu atlara geçsin. Bir yarım saat 45 dakika bir yara verin abi. Hemen 15 dakikada at çıkar. Başka yerlerde at çıkar. E ne olacak? Patladı bütün herkes. 30 Ganyan'ı at geldi ya. Belki yazacaklardı kumcu diye. Ayıptır ya. Vallahi billahi ayıptır ya. Neyse arkadaşlar yani gerçekten benim de canım yanıyor. Yani bizler de yatıyoruz. Herkesin sesi olmaya çalışıyorum. İnşallah birileri duyar. İnşallah düzen değişir. Ve de biz de rahat bir e, şekilde kurgumuzu yaparız. Değiştirin abi. Çime al, kuma alınacaksa hem çim koşturuyorsunuz. Ondan sonra kalkıyorsunuz yarışın ortasında kuma alıyorsunuz ya. Böyle bir saçmalık yok. Böyle bir saçmalık yok. Herkesin ağını alıyorsunuz. Terbiyesiz herifler. Terbiyesizler. Neyse arkadaşlar koşullarımıza geçelim. Allah bunun hesabını sorar. Gerçekten sorar. Helal etmiyorum abi. Ben hakkımı helal etmiyorum. Kimsenin de helal ettiğini düşünmüyorum. Yazıklar olsun diyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 13'ü gösterdi. Şartlı 5-1 mücadele. 4 büyük oranı. Arapların 1300 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. Sevgili Oza 12 savkanımız var. 9 12 nolu savkanları ekürü. Evet benim burada bir nolu Yiğit Batuhan Serkan Yıldız'a banko adayımdır. Banko değerlendireceğim. İkili oynayacak arkadaşlar. 7 9 4. Burada ciddi rakipleri olacaktır. İkili için değerlendirebiliriz. Bunu da sizlere önereceğim. Evet ikinci koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı Araplar. 1300 metre kumda mücadele verecek yeni safkanımız yer alıyor. 3'te 4 nolu safkanlar ekürü olacak. Evet bu 1 nolu Katoğlu e, gerçekten harika koşullara sahip bir safkanımız. Üst üste yaptığı koşulları e, arka arkaya birincilikle taşlandırdı. Şanlıurfa'da yarış hayatına başladı. Adana'da bir koşu gördü 1200'ü Mehmet Emin Doğan'la kazanması birleşindi. değişen jokeyimizde Halif Katı buluştu. Yine birinci yani birincinin çok güçlü adayıdır. Banko değerlendirici varkısı bir tane safkan önericem. O da Ekülo 3 nolu Miraslan'a en ciddi rakip olacaktır. Çift temizde aynı şekilde bir bir çifte alabiliriz. Burada da 1-3 ikili için değerlendirebiliriz. Evet üçüncü koşumuz altılı ganyarımızın başlangıç ayağı. 12 safkanımız yer alıyor. 5 ile 12 nolu safkanlar ekülo olarak start alacaklar. Evet birinci altın ganyanımızda e, son yaptığı Çin performansında Adana'da kısa vadeli 1800'de güzel bir ikincilik elde etti. Şimdi mesafenin kısalması ben ona çok yarayacağını düşünüyorum. O da Yunus Çelik başta start alacak olan bir nolu Savkan'ı benim ilk tercihim. İkinci atım 4 nolu Messinas. Üçüncü atım 3 üç nolu Bangır Bangır. Dördüncü atım altı nolu Savkan'ın Mert Ali olmazsa yaptığı iki koşusu Ankara pistinde 1200'ü kazandı. 1600 liraya güzel bir ikincilik elde etmişti. Son koşusunda gerçekten başarılı bir koşu çıkartarak mahallene veda etti. 6'yı da atlamayacağız. Ve de 5 nolu Yıldırım Hanım diyeceğiz. Ekürler sevgili dostlar. Evet 1, 4, 3, 6 ve 5 benim sıralamam burada olacak. Evet 4. koşu şartlı 5. 3 yaş İngilizlerin 2000 metre çimde mücadele verecek. 9 safkanımız yer alacak. Evet yaptığı son koşusunda e, grup 2'de bir mücadelesi vardı. Çift eterli yani grup 10 için gerçekten uygun değildi. Aktyonun da derecesi ayrıldı. O koşuda çift eterli 9 safkanın arasında bir 8. geldi etti. E, ondan önce koşusu Ankara'da biliyorsun e, biliyorsunuz şartlı 3'ü e, ekstra bir koşu sergiledi. Hatta for zaten birinci safkanında Gökhan Kocakay ile kazanmasını bildi. Şimdi Hiçman'la ikinci kez buluşan çift eterli. Ben de 1-2 adım önde çıkacak sevgili dostlar. İkinci atım 3 nolu safkanımız Cano Bey mutlaka değerlendirelim. Çok dikkat bu safkana. 1 nolu safkanımız Varlı Bey. 7 nolu safkanımız Torento. Emrah Sincan'la 2 nolu safkanımız Boldan Suruç. Mutlaka değerlendireceğiz. Ve de burada bir tane de bomba isim. O da Altınoğlu safkanımız Serkan Yıldız'da ee, bir sürpriz şansına sahip olduğunu düşünüyorum. 4-3-1-7-2-2 ve de Altınoğlu safkanları ben ayırmadan bu kuponda şans vereceğim. Evet 5. koşumuza geçelim. Şartlı 5/1 mücadele 4 ve koru İngilizlerin 1200 metre çimde mücadele verecek 10 safkanımız yer alıyor. 5 ile 9 dolu safkanlar ekürü olarak start alacaklar. Evet yarış gerçekten bir sürate binecek ee, görünüyor. Strak, Mertali olmaz eğer Kulvar 7 doğup gelip liderliği alırsa bırakmaz sevgili dostlar. Çok çok dikkat. Benim ilk tercihim 4 no'lu Strax olacak Mehmet Ali Sormaz'da. İkinci atım 2 no'lu Karabayırlı Verat Demir'le yaptığı üst üste. Yani aslında grup da çok müsait ama ben Strax'tan çekindim. Bunu da yazma taraftarıyım ben yaptığı iki koşusunda üst üste kazanan Velat Demirlere de iyi bir uyum içerisinde olan 2 nolu Karabayırlı. Sonradan 3 nolu Servi Ron. 8 e, nolu Savkının Periana. O da önlerde gitmeyi seven bir safkanız ve de 9 nolu Beyazıt sevgili dostlar. O da Mehmet Şakir'le Haprant arkadaşımızla 317 günlük aradan sonra kaliteli bir safkanımız. iş yapar. Benim 9 nolu safkanımızda yazma kaydıyla 4 2, 3, 8, 9 benim buradaki tercih yapacağım safkanlar olacak. Evet 6. koşu grup 3, 4 ve Kore İngilizlerin 2000 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. İli safkanımız yer alıyor. 2. güçlü gayenimiz burada start alacak. Evet gruba bilinen stil ile Cengar sevgili dostlar 5 tonlu safkanımız çıkacak bir liderlik mutlaka yapacaktır. E, yarışı duralı tempoda da sürdürebilir son virajdan sonra e, yani sprintine iyi ayarlarsa yani grubu da e, arkadaki gruba 5-6 boyla e, bir erken dönüş yaparsa yarışı kazanma çok yakın gibi görünüyor. Tabii ki yeni oğlu Uğur Tay İşman çizikle şans varımız. Doğru olacaktır. Yani 5-7 ufak büçe arkadaşlar yeterli gibi olacaktır. Ama ben 3 dolu Allöş Ercan Çankaya'yla etkili koşmasını bekliyorum. 4 nolu Black Metal ve de burada bomba bir isim önereceğim. Altın oğlu Javinger sevgili Uğur Timur'la ben bu 5 safkanı gerçekten ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Ufak bütçe arkadaşlar 5 yeri yeterli. 3-4-6 benim kuponumda yer vereceğim. Safkanlar olacak. Evet 7. koşu bir maiden koşu. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumdan mücadele verecek 8 safkanımız burada kayıtlı ama eküllerimiz var. 1 ve 8 nolu Prenses Sevgi Ekürü, 2 nolu Kolyoz ve 7 nolu Nazlıcan Gelin Ekürü, 3 ve 6 nolu Kızım Mamba Ekürü olarak start alacaklar. Evet e, yaptığı iki koşusunda Emrah Sincan'la başarılı koşular çıkartarak pistten üst üste Adana'da 1100 metre kumunda ikinci sonra Çim'de yine 1200'de güzel bir ikincilik elde etti. Tekrar kum piste dönen Aslan kardeşler benim banko adımdır. Banko olarak değerlendireceğim. Bir tek ciddi rakip var o da iki nolu kol yoz olacak. Onu ikili için arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. Bir nolu aslan kardeşler ekürler benim bankomdur. Evet 8. koşumuz 6. son ayağı Handikap 14. 4 ve Kore İngilizlerin 1800 metre çimde mücadele verecek 12 safkanımız burada kayıtlı. Evet yarışı baktığımız zaman yani ee, üst üste e, ilk iyi koşular çıkartıp kendine gelen bir safkanımız o da Müslüm Çelik'le hem 1800 e hem 1900 metre mesafede Adana'da e, anesine birincilikler e, ekleyen şimdi e, e, Muhammed Özdemir ile Aprant arkadaşımızla ilk defa buluşan bir nolu safkanımızı ben bank olarak tercih yapacağım. ikinci bankomda burada 5. ve 6. ayakları banko değerlendireceğim. Eğer son ayağa geldiğimiz zaman burada bir tane de ciddi rakip var o da 5 ton Saadet Sultan o da Furkan Çetin'le ikinci kez buluşuyor o da yaptığı son e, buran kılıçla start almıştı İkinciliği gerçekten e, handicap 16'da yani bir nolu safkanımızı kazandı o koşta boyunun arkasında bir ikincilik elletti 51.5 kilo ile start almıştı şimdi ikisi de kilo arttı biri 58 biri 60 kilo e, yani e, en ciddi rakibi bu olacaktır diye düşünüyorum. Yer olan arkadaşlar 5'lere yönelebilir. Ama ben biri yine bu koşuyu galip geleceğini düşünüyorum. Banko adayımdır. 5'i arkasına ikili için değerlendireceğim. Evet Adana programın buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet İstanbul koşularımız var. Onların da çalışmasına başladık. Ee, bir de akabinde de Diyarbakır koşularımız var. Onları da sizlerle buluşturmaya çalışacağım sevgili dostlar. Herkese bol şanslar, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle. Allah'a Allah'a emanet olun, hoşçakalın.